Şimdi de en garip moda akımlarından birini getireceğiz ekrana. Bakın artık tırnağın üstünü boyamakla yetinmeyen moda tutkunları tırnak içlerini nasıl süslemeye başladı. Bu trend çok konuşulacak. Tırnak ressamları maniküre boyut atlattı. Bakımlı eller, gösterişli tırnaklar hanımların en şık aksesuarlarıdır. Ama manikür artık bir bakım türü olmaktan çıktı, sanata dönüştü. Tırnağın üstünde boyayacak yer kalmayınca hanımlar şimdi de iç kısımları renklendirmeye başladı. I found it much better than my usual glue-based barrier that I use in my other videos. Yeni moda akımının adı tırnak içi manikürü. Here you can just see the bottoms and the tops, what they're gonna look like. And bu modaya uyum sağlamak istiyorsanız ilk yapmanız gereken tırnaklarınızı uzatmak. Çünkü tırnağın içi de dışı da renklendiriliyor. I did flood the brush a little bit too much, so with this it's better to go less is more. Tırnağın üst kısmını istediğiniz gibi süsleyin. İster düz renk oje sürün, ister French manikür yapın, ister resimler, parlak taşlar koyun. Bizim işimiz tırnağın iç kısmıyla. If you've been a long time subscriber, you know that I'm all about exploring different color options. Üst kısım bittiyse sıra geldi en meşakkatli kısma. Şimdi tırnağın iç kısmı süslenecek. An occasion, a prom, a wedding or something like that. Imagine how fantastic. Tırnağın üstüyle içine tezat renklerde oje sürmekte fayda var. Böylece daha dikkat çekici bir görünüm ortaya çıkıyor. For me, these false nails, they really do last well for me. I can usually get 1.5 to 2. Üstelik tırnağınız yeterince uzunsa, tıpkı üstünü süslediğiniz gibi iç kısmını da renkli taşlarla süsleyebilirsiniz ki çok şık bir görüntü oluyor. Conway, who asked me a few weeks ago if I would do a double-sided. Tırnağın iç kısmına oje sürmek biraz güç ama kulak pamuğuna damlattığınız asetonla kenarları silip temiz bir görünüm yakalamak da çok kolay. And these are so luxe. They are just classy.